Selamlar herkese. Şu anda Berlin'deyim. Merak etmeyin, yanlış videoya tıklamadınız. Birazdan trene atlayıp Dresden'e gitmeyi umuyordum. Önümüzdeki 1-2 gün boyunca şehri gezip size tanıtmayı hedefliyorum. Ama umduğum gibi başlamadı macera. 100 kere kontrol etmeme rağmen tren yerine otobüs bileti almışım. Son anda fark ettim. Şimdi otobüsümü bekliyorum. Bakalım gelirse Dresden'e geçeceğim ve tura başlayacağım. Otobüsüm biraz rötarlı olsa da geldi. 2 saat sürdü yaklaşık yolculuk. Sanırım Çek firmasıymış. Çünkü Prag'a devam ediyordu. Herkes Çekçe konuşuyordu. Teyzeler, amcalar bağırıp duruyorlardı. İlginç bir yolculuktu. Ama en azından teknolojikti. Priz vardı. Wi-Fi vardı vesaire. Sonunda vardım. Yaklaşık 10 dakika yürüyerek oradan merkeze varabiliyorsunuz. Yoldan geçerken de genelde AVM'ler, lüks binalar gözünüze çarpıyor. Onun yanında komünist dönemden kalma yerleşim yerleri de böyle beton yan yana, onları da görüyorsunuz. Bir 5 dakikalık yürüyüşüm kaldı. Arkada zaten antik binaları, görmek istediğim yerleri, şehrin eski merkezini görebiliyorsunuz. Şimdi oraya doğru yol alacağım ama önce hostele gidip hızlıca eşyalarımı bırakmayı planlıyorum. Hostele geçmeden ufak izlenimler size. Nehrin hemen kenarında çok uzun bir sahili caddesi var ve bitişiğinde de efsane yüzlerce yıllık binalar mevcut. Hepsi birbirinden güzel. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerde Avrupa'nın balkonu olarak geçiyor. Özel bir teras, özel bir köşe burada. Ama şu anda yapım aşamasında diyelim. O yüzden orada duramayacağım. Ama yine de nehri komple nehir kenarından gezip izleyebiliyorsunuz. Şöyle de bir itirafta bulunacağım. Yani bizim boğazı gördükten sonra nehir ne yazık ki kesmiyor diyebilirim. Burak Bey, size bir sorum olacak. 10 euro daha az ödeyip nehrin diğer tarafında hostel tutmaya ne dersiniz? Olur, neden olmasın, yürürüz. Yaklaşık 50 dakika sürdü tren istasyonundan hostele kadar yürümek. Hostel gayet güzel bir mahallede. Biraz uzak olsa da merkezden, biraz yürümem gerekse de gayet tatlı bir oda. Çocuk odası gibi aslında. İlk ben geldim. Yatağımı kapacağım şimdi. Eşyalarımı bırakıp hızlıca müzelere doğru, merkeze doğru yola koyulacağım. Mahallemizin kilisesine uğradım hızlıca. Böyle her köşe başında antik bir kilise, bir ev, mabet var. Böyle uğramadan yapamıyorum. Sosis efsane bir şey. 3 euro sadece. Sokak satıcıların hepsinde bulabilirsiniz. 1800'lerde resim olarak yapılmış bu. Sakson krallarını temsil etmek için ve yöneticilerini. Sonra resim dayanmadığı için porselen şekilde yeniden inşa etmişler. Tam 23 bin tane porselen parça varmış üstünde. Şu anda zamanında asilzadelerin keyif yaptığı bahçedeyim. Burada 3 adet müze mevcut. Nasıl kolayca gezebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle karşıda görmüş olduğunuz beyaz çadırın arkasındaki binanın altından bir adet 12 euroluk kombine bilet alacaksınız. Bu bilet size 3 tane yer gezmenizi sağlayacak. Birincisi yine o binanın altında bulunan Meister dedikleri ustalar müzesi. Burada topu 40-50 tane
eser olmasına rağmen Ninja Kaplumbağalarında efsane eserleri var. Bu yüzden girmenizi tavsiye ediyorum. Buradan çıkıp hemen sol taraftaki binaya geçtiğinizde yine bu aynı kombine biletle girebileceğiniz bir adet matematikçiler müzesi var. Ben saat müzesi diyeceğim çünkü içinde çoğunlukla saat gibi altından yapılmış çok ayrıntılı gereçler mevcut. Onun dışında dönemin matematik hesaplamalarında kullanılan, coğrafyada kullanılan ekipmanlar mevcut. Burası da fena değil. Yine biletinizle giriyorsunuz. Ortadaki binadan bu sefer de sağ tarafa gittiğimizde burada da üçüncü giriş hakkımızın olduğu porselen müzesini göreceksiniz. Burada da burası aslında çocuğunuzu sokmamanız gereken Avrupa'daki ilk müze diyebilirim. Aynı şekilde büyük annenizi kesinlikle getirmelisiniz. İki tane girişi var, bir sağdan bir soldan. İkisini de incelemenizi tavsiye ederim. Bu arada merdivenleri bulabilirseniz üst katı da keşfedebilirsiniz, terası. Yani orta çağda burada asilzade olmak varmış diyorum. Kara vebadan sonra tabii. Bayağı sonra. Evet, şehirdeki favori yerime geldik. Arkamda görmüş olduğunuz katedral, kilise. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru İngilizler ve Amerikanlar tarafından bombalanıyor ve yerle bir ediliyor. Birkaç tane tuğla kalıyor sadece. 2005 yılına kadar da o yıllarda tekrardan komple inşa ediyorlar bunu. Hayatımda gördüğüm, Avrupa'da gördüğüm en güzel, en hoş kiliselerden bir tanesi. Bu arada sadece kiliseyi bombalamıyorlar, yanlış anlamayın. 1-2 gün boyunca bütün şehri bombalıyorlar ve 25 bin sivil ölüyor burada. Tur rehberimden öğrendiğim ufak bir bilgiyi vereyim size. Bu tarz binaların yeniden inşa edilip edilmediğini şu şekilde anlayabilirsiniz. Siyah ve beyaz taraf, böyle çok fazla kontrast varsa siyah taraflar alevden işte yanmış, islenmiş. Beyaz taraflar ise yeniden inşa edilmiş taraflar. Resmine bakacak olursanız da zaten bu binanın bombalandıktan sonraki haline sadece şurada ufak bir kısmının ayakta kalmış olduğunu göreceksiniz. Meydana 2 dakikalık mesafede bir tane alışveriş merkezi var. Onun hemen altında da süpermarket var. Suyunuzu, ıvır zıvırınızı, abur cuburunuzu buradan alabilirsiniz. Gidip de restoranda 1 litrelik suya 5-6 euro bayılmayın derim. Onun dışında en alt katında yine envai çeşit fast food restoranı ve diğer restoranlar var. Merkezde pahalı bulursanız yiyecekleri ya da yiyecek bir şey bulamazsanız yine alışveriş merkezinde yiyebilirsiniz. İnternette bir tane yemek görmüştüm. Buranın lokal yemeğiymiş. Tam 1,5 saattir arıyorum fakat bulamadım. Sonunda ona yakın bir şey gördüm. Çok merkezi, pahalı bir yerde. Geçtim, oturdum ve gömdüm açıkçası. 18 euro da bana gömüldü bir parça. Ama yapacak bir şey yok. Ufak bir bilgi daha. Hani o son gezdiğimiz kilise bombalarla paramparça olan, yıkılan. Onun tepesindeki haç da bombardımanın ardından yere çakılmış. O haçı oradan kurtarmışlar. Şu anda halen kilisenin kapısında sergileniyor. Bu arada günü tamamladım. Hostele dönüyorum. Aslında şehri de bitirdim sayılır. Bir tane mücevher müzesi kaldı. O bugün kapalıymış. Ona uğrayacağım yarın. Belki bir iki tane lokal tatlı yemeği deneyebilirim. Onun dışında bu kadar. 15 kilometre yürümüşüm. Rekorumu kıramamışım bugün. Ama gidip biraz dinlenmeyi ve yarın için araştırma yapmayı planlıyorum.
günaydın. Hostelde 3,5 euroluk güzel bir kahvaltının ardından tekrardan merkeze geldim. Dün iki fotoğraf çekilmişim önünde. Çünkü bugün vinçler vesaire doldurmuşlar burayı. Hiç fotoğraf çekilecek yer yok. Onun haricinde en tepesinde katedralin tırmanma imkanınız var en tepesine. 8 euroydu şimdi gördüm. Onun özel bir girişi var. Yükseklikle aram pek iyi değil. 8 euro da verisim yoktu. O yüzden pas geçtim. Manzaraları seviyorsanız, hoşlanıyorsanız 8 euroya tepesine tırmanabilirsiniz. Evet, güne büyük bir çakallık denemesiyle başladım. Hani dün bir tane müzeye gitmiştim ya, normalde müzelerde çantayla gezmenize izin vermiyorlar. O yüzden bir iki tane görevli oluyor, onlara teslim ediyorsunuz. Çıkışta da geri alabiliyorsunuz, size bir adet numara veriyorlar. Bugün de gittim, şu anda sırt çantam vardı hostelden check-out yaptığım için, taşımak istemiyordum onu. Gittim görevliye, dünkü biletimi tarihini kapayarak gösterdim hızlıca. Çantamı verdim. Almanca bir şeyler dedi, böyle karşıyı gösterdi. Ben içgüdüsel olarak anladım. Karşıda dolap var, çantan çok büyük gibi bir şey dedi orada. Arkamı bir döndüm, gerçekten kilit dolaplar var çantalarınızı bırakabileceğiniz. 1 euro depozit bırakıyorsunuz, anahtar veriyor size ve kilitleyip çıkabiliyorsunuz. Ben de sırtımdan büyük bir yük atmış oldum bu şekilde. Onun dışında şehir merkezinde gezebileceğiniz bir tane de Katolik Kilisesi var. Dün bütün gün etrafında dolanıp girişi bulamamıştım. Ufacık bir tane kapıdan girebiliyorsunuz yandan. Tesadüfen gördüm bugün de onu. Gayet Katolik Kilisesi olduğu için zaten sade ve basit bir tasarımı var. O kadar şaşalı bir şey yok açıkçası içeride. Onun dışında bir de müzeler bölgesi mevcut. Bir avluya giriyorsunuz ve oradan birkaç müze için bilet alma imkanınız var. Aslında gezmek istediğim bir adet müze vardı orada. Fakat son birkaç gündür o kadar çok porselen, zırh vesaire gördüm ki yani biraz bıktım diyebilirim. O yüzden pas geçtim. Eğer bunları daha önce gezmiş olan varsa aranızda lütfen yorumlarda bahsetsin. Girilir mi, girilmez mi, değer mi vesaire. Son olarak da tatlımı da yedim ve rahatladım. Eğer oturursanız daha fazla para ödüyorsunuz. O yüzden yanınıza alabilirsiniz. Bir de çatal vesaire koymuyorlar. Rica edin, çatal koymalarını isteyin. Yoksa elinizde pek de yiyemezsiniz ortalıkta. Özet geçmek gerekirse şehri Floransa kıvamında çok hoş, ilgi çekici bir mimarisi olan bir şehir. Oldukça da küçük. Ben 2 günde gezerim diye planlamıştım. Fakat 1 gün fazlasıyla yetti. Eğer gezmek istiyorsanız sabah 10 gibi gelip akşam 6 veya 8 gibi çıkmanız yeterli olacaktır. Bir günde rahatlıkla gezilebilecek bir şehir. Almanya turum devam ediyor. Buradan Münih'e geçeceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum.